Merhabalar. Merhaba. Ekonomiden memnun musunuz? Toplumun genelini görüyorsunuz. Hiç kimse memnun değil. Ama bundan bir çıkış yolu olması lazım. Yani bu böyle gitmez. Vatandaş artık borç içinde. Bankalara borçlanmış. Ondan sonra gelecek kaygısı taşıyor. İnsanlar, gençler bu ümitsizlikle, bu şeyle nereye varabilir? Bu gençlerin ümide ihtiyacı var. Nasıl bir yarın beklediğini düşünüyorlar kendilerine. Biz de düşünüyoruz. Benim yaşım 45 ama yani bir bu kadar yaşamam herhalde, ama ben genç kardeşlerimizin güzel bir gelecekleri olsun istiyorum. Ümitle dolu olmalarını istiyorum. Yani hepimizin yakınları var. Güzel bir dünya istiyoruz. Hayvanların korunduğu, ormanların korunduğu, üretime, yatırıma, istihdama ağırlık verilen bir şey istiyoruz yani. Dünya istiyoruz. Herkesin işinin gücünün olduğu dünya istiyoruz. Birilerinin milyarlarca doları hortumlayıp birilerinin de aç yatmasını istemiyoruz. Benim iyi kötü idare eder bir durumum var ama günde belki bir sefer yemek yiyemeyen insan var. Faturalarıyla başı dertte olan insan var. Bunlar belki kış geldi, insanlara mont lazım, ayakkabı lazım, sıcak ayakkabı lazım. Çocuğuna belki harçlık veremeyen insan var. Yetkililerin niye umurunda değil bunlar? Ekonomik savaş var diyorlar da. Bu ekonomik savaşa devleti yönetenler, bakanlar, milletvekilleri, cumhurbaşkanı, madem savaş var birer maaşını bağışlayarak, hazineye bağışlayarak destek olsunlar. Niye hep dar gelirli fedakarlık yapıyor? Sizce ekonomi nasıl düzelir? Ekonomi nasıl düzelir? Benim kendi görüşüm, bu memleketin köyleri boşaldı, okullar kapandı, köylerde üretim kalmadı. Biz buğdayı neden Rusya'dan alalım? Bizim bu kadar topraklarımız var, geniş topraklarımız var. Buğdayı Rusya'dan alıyoruz. Bilmem mercimek Kanada'dan geliyor, bilmem şu şuradan geliyor, buradan geliyor. O zaman bu ülkenin insanı nereden kazanacak? Sen şeker fabrikasını kapatırsan şeker fiyatı artar. İthal geliyor, dolara bağlı geliyor. Diyorlar ki dolar 20 lira, 30 lira olsun önemli değil, ama o zaman memleket zaten battı demektir kardeşim. Ne demek 20 lira, 30 lira olsun? Her gün bugün mazota zam geliyor, benzine zam geliyor. Sen benzine zam geldi mi? Küçük esnaf ne yapacak? Malı nereden geliyor bu adamın? Malını nasıl getiriyor? Adamı nasıl çalıştıracak? SGK primi yükseliyor, vergi yükseliyor, her şey yükseliyor. Zam yapma yapma da sen o zaman doğalgaza zam yapma, elektriğe zam yapma, vergiye zam yapma, SGK primine zam yapma. Vatandaş da zam yapmasın. Sıkışıyor vatandaş, esnaf sıkışıyor. Sen o zaman BİM'e niye söz geçiremiyorsun? A101'e niye söz geçiremiyorsun? İndirsinler fiyatları bunlar. Ekonomiyi şöyle açıklayayım. Senin 1 lira paran var, karşılığında 1 kilo buğdayın var. 1 kilo buğdayın 500 grama düştü. İnsanlar ekmedi ya da herhangi bir sebepten üretim olmadı, kıtlık oldu diyelim. 1 kilo buğdayın yarım kiloya düştü. Ama sen karşılığında 2 lira bastın, 50 lira bastın, 100 lira bastın. Bu durumda senin paran üretilen malı temsil etmez. Bu durumda paran pul olur gider. Bugün enflasyonun en büyük sebebi karşılıksız basılan para. Yani bizim üretime, yatırıma, istihdama ağırlık vermemiz lazım diye düşünüyorum. Ekonomiden memnun musunuz? Hayır, memnun değiliz. Neden? Yani şimdi 1 litre, 5 litre yağ biz alırken 30 lira, şu an olmuş 120 lira. Bırak 120 lirayı, biz marketlerde gerçekten bulamıyoruz. Stokçular hepsini stok etmişler. Nasıl olsa bu ülkede her gün zam geliyor. Yani o yüzden gerçekten biz bu hem iktidara memnun değiliz, hem de bu şu anki şeyde memnun değiliz yani. Peki ekonomi nasıl düzelir? Adam gibi adam gibi yerse başa düzelir inşallah. Halk olarak biz bunu şey yaparsak daha da iyiye gideriz inşallah. Yani o, ekonomi bu şekilde düzelir. Teşekkürler. İyi günler. Ekonomiden memnun musunuz? Memnunuz. Memnunuz tabii ya. Ya niye olmalıyım ki memnun? Bu günlerimize şükredelim ya. Tam memnunuz. Allah abi dolar olmuş. 14 TL, 14 TL. Sen dolarına ne işin var? Sen Amerika'da mı yaşıyorsun? Ben 40 senede Avusturya'dayım. 40 senedir. Orası buradan daha kötü. Ben izine geldim 2-3 haftalığına. Orası buradan daha kötü. Parayı ben burada görüyorum. Maaş ancak yetiyor. Acım ben orada ya. Bu pandemiden dolayı bu ekonomi böyle oldu. Gelecekleri bir söylesene bana. Kim gelecek? Kılıçdaroğlu mu? Allah kahretsin onu. Ekonomiden memnun musun? Hayır, kesinlikle. İğrenç. Neden? Yani şu an üretim durmuş bir durumda. Çiftçiliğini yapmıyor. Çıktı artık. Benzin desen uçuyor zaten. Gitti yani o benzin diye bir şey. Yani şu an arabası olan insanlar arabalarını satıyor yani. Gitti. Ev alan insanlar evlerini satıyor ki geleceğimizi çıkartalım diyorlar. 20 yıldır aynı kişi.
bir şey de göremiyorum. Biraz yenilikçi olalım. Daha yenilikçi olalım yani. Daha iyi şeyler var memlekette. Yani diyorlar ki memleket satıldı şu an. Yani şu an benim cebimde bir kuruş para yoksa ben neye yaşıyorum hayatımı? Bir yere gidip gezemiyorum. Hep aynı ortamdayım. Yani yenilikçi olmamız lazım. Daha yeni kurumlar, devletler açılması lazım. Şu an ben burslu bir öğrenciyim mesela. Daha çok dernekler açılabilir, daha çok yenilikçi olabilir. Çiftçi çiftçiliğini yapamıyor, tarımla uğraşamıyoruz. Sanayi sektörü gitmiş bir durumda, battı yani. Mesela şu an işini yapanlar, şu an vatandaşımız işinden çıkmış bir durumda. Şu an mesela belediyeye sınıyorlar, yardım ediyor. Yani insanlar yarısı gitmiş durumda yani. Şu an dolar çıkmış, tavan zaten. Yani iğrenç bir durumdayız ekonomi olarak. Ama çiftçi neden işini yapamıyor? Efendim? Çiftçi neden işini yapamıyor? Her şey dışarıdan geldiği için üretimde berbat bir durumda şu an. Yani bence öyle. Şu an ekonomi berbat. Herkes aldı başını gidiyor bence. Peki, çok teşekkürler. Ben yaşımda bunları düşünüyorsam herhalde benden büyükleri neler düşünüyordur. Teşekkürler, iyi günler dilerim. Ekonomiden memnun musunuz? Ekonomiden şu durumda kimse memnun olmaz. Tabii zor dönemler geçiriyoruz. Zor süreçler geçiriyoruz. Diğer türlü de bekleyeceğiz, göreceğiz. Devlet de tabii hükümet de ona göre adımlarını atıyor. Ona göre plan projesini çözdü. Biz vatandaşlara şey yapmaz yani, mahcup etmez. Bizi daima gözetir. O yüzden biz devletimize inanıyoruz, güveniyoruz. Peki neden memnun değiliz? Memnun değiliz derken doların bir artışı var. Diğer türlü sünni bir artış var. Tabii doların artışı da belli zaten. Ona göre öngörüler var. Ona göre ileriye dönük yatırımlar, projeler, ihracat gibi planlar var. Doların düşmesi için neler yapılıyor? Şu an doların düşmesi için ona göre belli bir kur üzerinden hesaplar düzenleniyor, hesaplar yapılıyor. Tabii bunu önümüzdeki 3-4 ay içinde iyisini kötüsünü ona göre fark edeceğiz. Diğer türlü 3-4 ay beklememiz lazım, dayanmamız lazım. Zor süreçler, kolay değil tabii ama diğer türlü de hemen bağırıp çağırıp da dolar üzerinden ne bileyim böyle oldu, dolar şöyle oldu, tamam olabilir. Ama şu an geçinebiliyor musunuz? Diğer türlü de sünni olarak bir artış var. Bunu yapan kim? Sen, ben. Bizim vatandaşımız, kendi vatandaşımız. Kira 1200 lirayken diğer yeni gelen kiracıya 2000 lira kira istemek ne ya? Bunu devlet mi istiyor? Bunu hükümet mi istiyor? Hiçbir hükümet bu şekilde artışların olması istemez. Hiçbir hükümet oy kaybetmesini istemez. Anlatabiliyor muyum? Bu açıdan bakalım. Peki bu kirayı yükseltenler neyden etkileniyor? Ya kira tam onlar da etkilenebilir ama zaten senin malın var, mülkün var yani neye etkileniyorsun ki? Ne oldu yani? Neye etkileniyorsun? Nedir bu kira artışı? Tam artırırsan 300-400 bir şey artırırsın. 1100 liradan 2000 lira, 2500 lira çıkmak ne ya? Ama bunların yapmasının sebebi nedir? Ya sebebi açgözlülük yani, fırsatçılık. Tam senin dairen arttı. Yeni bir daire alabilirsin belki ama o ayrı bir farklı bir şey. Ama diğer türlü kira artışı nedir yani? Ne gerek var? Aç mı kaldı? Açıkta mı kaldı? Kaç tane dairen var senin? Ya 3-4 tane dairen var. Ya ona bakıyor, ona bakıyor. Araba fiyatlarına bakıyorsun 80 bin lira. 2 hafta sonra bakıyorsun 110 bin lira. 4 hafta sonra bakıyorsun 125 bin lira. Ama neden bunların dolarla bir alakası yok? Sen yaparsan, ben yaparsam herkes yerinde dursun bir ya. Bir rahatlasın, bir rahat bir şey olsun hemen. Zıplamak nedir? Hemen uçmak nedir? Artış olur, bu kadar mı artış olur? Yapan benim, senisin. Sünni bir artış var burada yani. Diğer türlü ekonomi biri bir el atmış. Ona ayrı bir şey var. Diğer türlü ben sen yapıyorsun. Kendi vatandaşımız yapıyor. Ama bunlar da dolardan dolayı yapmıyorlar mı? Dolardan dolayı dolar arttı. Tamam arttı da bu artışa ne yani? O kadar dolar artar mı? Ev kirayı da dolarla mı alıyorsun sen? Türk parası almıyor musun ev kirasını? Evet. Tamam. Diğer tarafta da dolar yüzünden insanlar geçim sıkıntısı çektiği için zaten kira. Tamam, bağlı var. Bir ham madde sıkıntımız var. Bu daha önce de böyleydi. Yeni böyle olmadı. Daha önce de böyle bir durumdalardı. Zaten ülke olarak vergiden geçiniyor. Yani ülke bir fabrikası yok ki. Bir Mercedes'i, bir BMW'si yok ki. Ya da bir ne bileyim gelişmiş bir fabrikaları şey yok neden yani. Neden yok? Neden yapamıyoruz? Ya tabii yapıldı. Daha önce vardı da mı acaba bu hükümet düşürdü? Daha önce vardı da mı bu hükümet bitirdi? Ama daha önce ne yoktu? Devlet hastanesi yoktu. Kitaplar verilmiyordu. Yollarda pek bir rahatlıkla gidilmiyordu. Yapılan yapılıyor zaten. Yani yol yapılıyor. Ya yollar yapılıyor, hastaneler yapılıyor, kitaplar da, defterler de ne bileyim. Alım gücümüz hakkında ne düşünüyorsunuz? Dışa bağımıza, hükümetimize güveniyoruz. Hükümetimiz bu işin üstünden gelecek. 19 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Daha önce yaptığı icraatlar üzerine, yaptığı güzel şeyler üzerine tabii bu konuda da güveniyoruz. İnşallah muvaffaka ereceğiz yani. Bitireceğiz inşallah. Çok teşekkürler, başka çok sağ olun. Ekonomiden memnun musunuz? Değilim. Neden? Mahvetti ülkeyi, millet perişan, aç, boş boş konuşuyor arkadaş. Gerçekten boş konuşuyor. Siz geçinebiliyor musunuz? Ben geçinemiyorum, iş yerim var, geçinemiyorum. Ayıp değil mi boş boş konuşuyorsun? Niye boş boş konuşayım? Benimle polemiğe girme, ben kendim anlatıyorum. Senin tuzun kuru demek ki benim kuru değil, geçinemiyoruz. Bir atlet şu an 45 TL, bir atlet 45 TL ise, bir 5 kiloluk zeytinyağı 80-90 TL ise, ne bekliyorsunuz? Ben Bağkurluyum. Kendi iş yerim var. Az ileride esnafım. Hastaneye gidiyorum. 200 milyon muayene ödüyorum. Ne yaptı? Hastane yapmış. Geçecek bunları ya. Bitti mi? Geçecek. Bunlar gitmeden bu ülke temizlenmez. Gelin gitmeyin. Bak geçinemeyiz diyor. Saçları ne güzel kızıl kızıl saçlara boyatmış. İş yerim var diyor. Geçinemeyiz diyor. Benim de iş yerim var. Altından çalışanım var. Bunu ne annem yaptı ne babam yaptı. Ama tabii hayır dualarla bu yere kadar geldik. Ama diğer türlü geçinemeyiz ne ya? Sen iş verensin, sen burada nasıl geçinemiyorsun? Esnafsın ya. İşte az önce diyordun ki kiralık.
üretiyorlar, neden tamam. yapıyorlar diye. Ama bunlar da demek ki dükkan sahibi. Demek ki gideri fazla, masrafları çok. Tırnakları zaten 2 metre. Oje parası. Ne alakası var? Ama masraf, buna da masraf değil mi? Gider değil mi? Nereye geçinemiyorsun ya? Saçların, boyan, şeyin giyimi, kuşamı güzel yani, bu güzel. Ama bunun üzerinde sen dersin ki ben geçinemem. Ben de bunları göze alarak söylerim ama bak. Alakası belki olmayabilir ama diğer türlü alakası bir duruş var, alakası bir konuşma yani var. İnsanlar yaşam standartlarını yükseltmesinler.